Son yıllarda İngiltere Ligi'nde özellikle Manchester City ve Liverpool'un çok büyük üstünlükleri var. Ara ara da Chelsea çıkıp şampiyon oluyor. Ama Arsenal artık yıllardır şampiyon olmayan o takım şampiyonluğu hak etmiyor mu dersiniz? Evet, bence hak ediyor ve artık Arsenal'i ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yapma zamanı geldi. FIFA 20'de Arsenal Rebuild yapıyoruz. Takım kadromuz bu şekilde 4-2-3-1 geniş kendi Arsenal'in varsayılanı ama orta saha özellikle stoperler, sol bek büyük bir sıkıntı bu takımda. Biz orta saha ve stoperleri değiştirerek başlayacağız bu rebuild'da. Sol bek transferi de yapabiliriz. Saka ne kadar gelişecek, ne kadar kısa sürede gelişecek daha doğrusu bu önemli bir seçenek. Arsenal'de oynama seviyesi kolay değil çünkü. Transfer bütçesi 80 milyon euro. Fena bir bütçe değil. Oyuncular satacağız, oyuncular alacağız. Önemli oyuncular getireceğiz buraya ve Arsenal'i baştan yaratacağız. Çok yetenekli genç isimlerimiz var. Bunları geliştirmeye adayacağız kendimizi. Eğer ki şampiyon olana kadar iyi seviyelere gelirlerse bu adamları oynatırız. Nketiah, Saka, sonra Tierney var sol bekte. Belki de sol bek transferini rafa kaldırırız Tierney ile. Nice var, Willock var, Rob Holding hiç fena bir oyuncu değil. Reiss Nelson yine çok beğendiğim isimlerden biri. Takımda inanılmaz yetenekler var. Biz bu yetenekleri gerçekten tecrübeli ve üst düzey oyuncularla birleştirmemiz gerekiyor. Ana hedef bu. Transferde dedik ki bütün takımı neredeyse değiştirmemiz gerekiyor. Callum Chambers'ı satacağız. 12,1 bence uygun bir fiyat. Hemen yollayalım. İlk çok şey beklediğimiz isimlerden biri Diogo Jota olacak. Kendisini istiyoruz. Bu takımda görmemiz gerekiyor bence. 22 yaşında çok potansiyelli gelirse bu takıma en azından 2 yıl sonrası için çok üst düzey şeyler kazandırabilir Jota. Serbest kalma bedeli yok. Bizim için gayet uygun. Finansal konular. Tamam. Jota Arsenal'de. Stopere genç ama çok yetenekli bir isim geliyor. Upamecano, Arsenal'in yolunu tutmak üzere kendisi. 27 milyon euro istediler. %15 pay hadi kalsın diyelim. Upamecano'yla uzun süreli düşünüyoruz. 26.300. Serbest kalma bedeli yok. Finansal konularda kendi maaşı civarını teklif etsek 40 bin. Ek ücretler istedi. Tamam, sıkıntı yok. O da geldi. Arsenal'de görmek istiyoruz kendisini. 20 milyon euro pay istediler. Kabul ettik. Kulübüyle anlaştık. Şimdi Tonali ile görüşme zamanı. Rotasyon dedik, ikna oldu. 5 yıllık. Ben de öyle teklif edecektim zaten. Sözleşme süresi tamam. Serbest kalma bedeli yok. Finansal konularda biraz adam akıllı bir şey teklif edersek yeterli olur. 28 istediler. Biraz da ek ücret var. Tonali Arsenal'de. Aubameyang'a teklif 59.200. Şunu 65 yapalım. Chelsea ile anlaşalım. Lampard, sen beni kırmazsın. 65.200. Ya pay may geç o işleri. Pay istemiyorum ki ben. 64.200. 63.100. Hadi tamam. Anlaştık hadi. Mustafi'ye bir teklif daha var. Onu da kabul ediyoruz. Bellerin'e Fenerbahçe'den teklif var. Tabii ki de red. Yani Bellerin sağ bekte gelişir. Bellerini satamayız. Yoksa Türkiye'ye göndermek isterdim. İyi transfer olurdu. Kanat transferi yapacağız. Bir tane daha çok önemli bir isim. Vinicius Junior. 24 milyon avro Real Madrid'e teklifi yaptık. İnanılmaz gelişebiliyor Vinicius. Bence 2 seneye çok iyi noktalara gelir diye düşünüyorum. 25.800'e anlaştık. Kendisiyle görüşeceğiz. Vinicius Junior'ın üstteki takımlara yaklaşmak gerçekten kolay olmayacak. O yüzden elimizden gelen en eforu göstermemiz gerekiyor. 5 yıllık Vinicius Junior. Bu adamları gerçekten geliştirmemiz gerekiyor. Serbest kalma bedeli yok. Maaş konusuna gelirsek 90'mış 100 veriyorum maaşına.
Vinicius Junior Arsenal'de. Rainer'in serbest kalma bedelini ödedik. 16 milyon euroydu. Bir tane daha genç isim. İnanılmaz bir transfer çalımı olabilir. Rainer. 5 yıllık. Bence çok makul. Serbest kalma bedeli yok. Finansal konular çok çok uygun. O da Arsenal'e geldi. Stoper'de Leipzig'ten başka takımdan transfer yapmam gibi bir şey oluyor ama 20 milyon euroyu Konate'ye teklif ediyoruz. 25.700. Biraz azaltalım onu. 25.700 bir tık fazla oldu. 22.700. Hocam 100.000 avro neden arttı orası? Bunu sorabilir miyim acaba? 23.800 anlaştık. Konate geliyor. Takımdaki rol önemli. Hemen oynar büyük ihtimalle ya. David Luiz oynamasın da. Abi adamı satsan satamıyorsun. Atsan atamıyorsun. Ayağı yok. Böyle bir oyuncu olamaz ya. Brezilya'ya 7 gol yedirdiği maç var ya adamın. Konate geldi. Tabii ki orta sahayı boş geçmeyeceğiz. Rodrigo Bentancur. Hedefimiz, istenilen adam. Juventus'la görüşüyoruz. 24.900. Tamam, kabul. Bentancur, takımdaki rol önemli. 4 yıllık sözleşme, kabul. Serbest kalma bedeli olumsuz. Finansal konular uygun. Bentancur Arsenal'de. Dele Alli transferi için Tottenham'la görüşüyoruz. Bu sezonun son transferini yapacağız büyük ihtimalle. 42 milyon euro. Fena değil, evet anlaştık. 45.800. Transferi ilk sezon kapattık. Gelin bakalım kimleri aldık, kimleri sattık. Dele Alli geldi. Torreira gitti Monaco'ya. Kolasinac Valencia ile anlaştı. Vinicius Junior geldi. Rainer geldi. Bentancur geldi. Konate geldi. Sokratis gitti. Stoper değişimi oldu biraz. Xhaka gitti. Mustafi gitti Leipzig'e. Aubameyang Chelsea'ye gitti. Meret geldi. Chambers'ı sattık. Tonali'yi aldık. Upamecano'yu transfer ettik ve transferi ilk dönem için kapattık. Arsenal'le ilk sezonumuzu tamamlıyoruz. 38 hafta, 22 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet. Orayı hiç bozmamışız. 75 gol attık, 35 gol yedik. 5. sıradayız. Manchester United aşağıda kalmış. Seneye artık bu 85 barajını falan aşmamız gerekiyor yavaş yavaş. Bu sıralamalar çok da kabul edilemez. Emirates FA Cup'ta şampiyon Arsenal. Finalde City 2-1 ile geçmişiz. Karaboğa'da şampiyon Liverpool olmuş. Biz nerede eğlenmişiz? Çeyrek finalde Liverpool'a eğlenmişiz. Avrupa Ligi'nde Frankfurt Guimaraes Standard Liège'de gruptan 16 puanla lider çıktık. Son 32'de Nantes'ı elemişiz 8-3 ile toplamda. Sonrasında Saint-Étienne'i 6-1 ile elemişiz toplam skorda. Ama çeyrek finalde Mönchengladbach'a deplasman golleriyle ne yazık ki elendik. Şampiyon Manchester United. Oyuncularımız ne yaptı? Dele Alli 26 gol, 13 asist. İlk transfer etmişiz. Onu gösterdi bize. Pepe 36 gol, 16 asistle oynamış. Bu sezonu götürmüş. Yalnız Lacazette forvette 17 gol, 6 asistle oynayamazsın. Bu da demek oluyor ki Lacazette seni satacağız. Yerine daha iyi bir forvet getireceğiz yeni sezonda. Yeni sezona başlıyoruz. 170 milyon euroluk bir bütçemiz var. Müthiş transferler yapabiliriz bu sezon. Lautaro Martinez'in serbest kalma bedelini ödüyoruz. Bu sezon forvetimiz o olacak. Lacazette'i de bir an önce satarsak çok da rahatlarız. Çok önemli bir forvet transferini ikinci sezon itibariyle tamamlıyoruz. 5 yıllık bir sözleşme süresi. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Finansal konular gelsin diyeceğiz. Maaşını, hatta bir tık üstünü teklif ettim. Ek ücretler var. Şu gol primi bence güzel değil. İmza primi hadi neyse de. 115'e 1 milyon euro. Lautaro Martinez Arsenal'de. Evet, bu sezonun transferini yapıyoruz. Joao Felix. Müthiş bir transfer olacak. 42. Biz 45 ile başladık. Değerinin üstüne çıktık. 58.900 istiyorlar. Bunu orta yolda anlaşalım, bitirelim. 56.500. Hala çok. 53.500.
Anlaştık. Artık Felix'in kendisiyle görüşme zamanı. 5 yıllık bir anlaşma. Arsenal'de belli ki çok iş yapacak. Bunun farkındayız. Joao Felix buraya doğru geliyor. Serbest kalma bedeli yok. Finansal da 80'den başladık hadi. Üst limit olarak ve anlaşıyoruz kendisiyle. Rakip zayıflatma yöntemimize Sadio Mane ile başlayacağız. 120 milyon euro. Sadio Mane için 179 mu? Oha. Biraz insaflı davranırsanız Klopp Bey. Gerçekten iyi olur. Pay da verdik bak. 153. 140'a bu iş biter. 140. 151 mi? Hocam bir tık daha düşün ya. 144. 144 milyon zamana ihtiyacımız var dediler. Evet, 144 milyona. 146 teklif geldi. Kabul ediyoruz artık. Mane ile görüşme zamanı geldi. Liverpool'un yıldızı Arsenal'e geliyor. Sadio Mane. Kanatta ne iş yapar yalnız Sadio Mane. Sözleşme süresi 5 yıl. 3 yıl dedi. Tamam hadi. Kabul. Serbest kalma bedeli yok. Maaş da 250 alıyormuş zaten. Liverpool'da 260'da. Biz teklif ettik. 20 maçta 4,5 milyon euro mu vereyim ben sana? Oldu. Mane ile finansal konularda anlaştık Mane Arsenal'de. Transferi kapattık. Gelin bakalım ikinci sezonda kimleri aldık? Alphonso Davies geldi. Mesut Özil gitti Tottenham'a. Gendazi'yi Monaco'ya sattık. Mavropanos'u Fiorentina'ya yolladık. Mane geldi. Jota gitti. David Luiz'den kurtulduk. Mkhitaryan'ı yolladık. Martinelli kiraya gitti Manchester United'a. Rob Holding gitti. Mari'yi sattık. Joao Felix geldi. Lacazette'i Valencia'ya gönderdik ve Lautaro Martinez'i Inter'den transfer ettik. Sezon sonuna geldik ve ikinci sezon itibariyle şampiyon Arsenal. 38 maç, 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyetimiz var. 102 puanlı şampiyonuz. Beklediğimizin çok ötesinde bir şampiyonluk geldi bu sene. Community Shield'i Arsenal Liverpool'u penaltılarda 5-4 ile geçerek kazandı. Emirates Cup'ta Liverpool'a kaybetmişiz 2-0 ile. Karabağ Cup'ta da Liverpool'a kaybetmişiz yine 2-0 ile. Avrupa Ligi'nde Atalanta AZ Alkmaar Malmö'lü gruptan 18 puanla lider çıkıyoruz. Sonrasında bakalım kimle oynamışız. Shakhtar Donetsk'i toplamda 3-1'lik sonuçla geçiyoruz. Bir sonraki turda Milan'ı eledik 3-2 ile. Çeyrek finalde Wolves'i elemişiz 5-0 ile toplam skorda. Yarı finalde penaltılarla Sevilla'ya kaybetmişiz. Çok talihsizlik. Finali de Leverkusen kazanmış. Evet, geçen seneki hüsranlar sonucunda bu sene oyuncularımız neler yapmış onu inceleyelim. Pepe yine çok formda, 31 gol 23 asistle oynamış. Dele Alli bayağı iyi bir performans sergilemiş. Martinez'den ben beklentilerin bu kadar düşük olmasını istemiyorum. 21 gol çok az. Mane 35 gol 8 asistle oynamış. O iyi. Tonali 8 gol 7 asist. Hiç fena bir performans sergilememiş. Bu şekilde oyuncularımızı da incelemiş olduk. Yeni sezondayız. Yeni sezonda müthiş bir transfer bütçesi. 237 milyon euro ile başlayacağız. Hedef Şampiyonlar Ligi ve Lig. Bakalım neler yapacağız. Artık bu sene o sene diyoruz ve Virgil van Dijk için Liverpool'la görüşmeye geldik. 110 milyon eurodan kapıyı açacağız. Verin gidelim. 140. 139 yani 140. Çok. 122. 122'ye anlaştık. Van Dijk Arsenal'e gelmek üzere. Stoper işini tamamen çözeriz. Bir tane stoperimiz çünkü 83'te kalmış. Biraz düşük. Van Dijk'ı alıyoruz. Ve bu transferle nereyi kapatıyoruz? Konate'nin yerini kapatıyoruz. Evet, 36 yaşına gelse de o hala çok önemli bir yıldız. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. 72-600 36 yaşındaki bir oyuncu için biraz fazla. 6500'e onu Arsenal'e getireceğiz.
CR7 geliyor. Martinez'le değişmeli oynayacaklar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir isim. Ve onunla anlaştıktan sonra hedef artık direkt Şampiyonlar Ligi olacak ya. Başka bir şey kesinlikle olmaz. Artık takımımız hazır. 4-3-3 atak oynuyoruz. Fena bir takım değil. Moralin bir tık yükselmesi gerekiyor. Maçlar kazanarak o morali yükselteceğiz. Artık sezona gidebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz belli oldu. Napoli, Lille, Kopenhag. 2-1'lik galibiyetle başladık. Martinez ve Van Dijk'ın golü. İç sahada Napoli ile oynuyoruz. İkinci maç. Belki de grubun liderlik maçı. 4-2'lik galibiyet. Mane 2 tane. Martinez 1 tane. Pepe de 1 tane atmış. Rakip takımın 2 golünü de Insigne kaydetmiş. 3. maç. Lille deplasmanındayız. Haydi takım. 3-1'lik galibiyet. Martinez, Pepe ve Delali. İç saha. 4. maç. Lille ile oynuyoruz. Hepsinin 3 puanı var. Onlar için kritik maçlar. Ama biz artık grup liderliğine doğru gidiyoruz. 1-0'lık galibiyet. Felix'in golü. 5. maç. Sonuncu sıradaki Kopenhag'la oynuyoruz. Ve 4-0'lık çok rahat bir galibiyet. 2 Mane, 2 Martinez. Grubun son maçı, artık sıralamamız da belli. Ama 6'da 6 yapma zamanı bence. Napoli 0, Arsenal 3. 2 tane Mane, 1 tane Pepe. Son 16'da rakip Valencia. İlk maç deplasmandayız. Takım tam kadro. Evet, 2-0'lık galibiyet geldi. Van Dijk ve Delali'den geldi goller. İç saha rövanş maçındayız. Arsenal, Valencia. 2-0'ın rövanşı. Saliba stoperde bugün. 1-0 kaybettik ama turladık. Gol kimden gelmiş? Lacazette. Çeyrek finalde güçlü bir rakip karşımızda. Paris Saint-Germain. Ama biz takımımıza güveniyoruz. 3-1'lik galibiyet geldi. Mane, Martinez ve Pepe'den goller. Paris'in golünü Neymar atmış. Arsenal, Paris Saint-Germain. Rövanş maçı. İç saha. Haydi çocuklar. 3-0'da burada yendik. Evet, Paris'i dağıttık. Mane, Martinez ve Dele Alli'den gelen gollerle. Yarı finalde rakip çok tanıdık. Manchester City. İki İngiliz finale çıkmak için. Top koşturacak. 1-1. Fena bir skor değil. Vlog'dan gelmiş gol. Ama 87'de gol yemişiz. O kötü olmuş işte. İki İngiliz final için. Karşı karşıya geliyor Arsenal, Manchester City. Rövanş maçı ve 1-0'la finaldeyiz. Lautaro Martinez attı golü. İşte bu kadar. Finalde rakip Barcelona. İnanılmaz zorlu bir yoldan geldik ama bugün artık kazanma zamanı. Şimdi hangi formalar daha uygun? Bunlar daha güzel oldu, evet. Takım kadrosu güzel, evet. Sakat pek yok. Vinicius biraz sakat, onun dışında sıkıntı yok. Pepe yokmuş ama. Sağ tarafta kim oynayacak? Vlog. Vlog yerine Ronaldo'yu sağa çeksek. Şimdi daha iyi oldu, evet. Takım hazır, hadi gidelim.
final zamanı. Barcelona maça başladı. De Jong, James, Arthur, Frenkie de Jong, Reis, Sadio Mane, Delali, Lautaro, Felix, pas güzel. Ter Stegen'den çok iyi kurtarış geldi bu arada. Delali, orta. Karşıladılar. Şimdi Ronaldo indirdi. Bentancur, Van Dijk, pas, Mane. Geçmedi, Mane. Bir daha denedi, olmadı Reis. Korner. Maça çok baskılı başladık. Delali, orta, Felix, Ter Stegen, Firpo, Reis. Şimdi Arthur, Messi vurdu. Out. Messi. Felix inanılmaz bir müdahale yaptı. Top bizde. Mane. Rodrigo Bentancur. Pası verdi. Delali. Çekti topu. Şimdi Lautaro. Güzel pas. Bentancur. Öne geçiyoruz. Rodrigo Bentancur. Barcelona 0, Arsenal 1. Çok güzel getirdik. Finalde de sağ köşe plaseyi Rodrigo Bentancur çok rahat bıraktı. Barcelona karşısında 1-0 öndeyiz. Ter Stegen çaresiz. Golün adı Rodrigo Bentancur. Bentancur araya girdi. Şimdi Tierney, Joe Felix, kaçan adam Mane, Sadio Mane, önüne attı, Mane, güzel çekti, Mane, bir daha, Mane, Mane, verdi pası, Martinez, 2 oldu 2, Lautaro Martinez, Mane, sol kanadı da attı, pas da süper. Çok güzel bir asist yaptı. Arsenal 2-0 önde. Lautaro Martinez. İşte bu kadar dedi. Ben buradayım. Mane top kaybı, Lenglet'e geldi. Frenkie de Jong. Leroy Sané. Frenkie de Jong. Pas. Upamecano, hatta Sané vurdu, defanstan döndü. Bir daha Sané, bu sefer de Leno. Leno çok yerinde ve zamanında bir kurtarış yaptı. Frenkie de Jong. Mane uzaklaştıramadı. Arthur çekti, Arthur, Felix, Frenkie de Jong. Uzun top. Leroy Sané, yakın topa. Sané yaptı ortayı. Leno yumrukladı. Virgil van Dijk bu arada Griezmann'a çarptı top. Antoine Griezmann. Reis. Frenkie de Jong. Aradan müthiş pas Leno. Çok güzel pas attılar. Delali. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ortaya döndü Lenglet. Junior Firpo. Leroy Sané ile oynadı. Sané. Sané. Hızlandı orada. Leroy Sané. Orta. Upamecano bu sefer karşılayan isim. Joe Felix. Felix kontrolü ile Reis. Griezmann. Pas. De Jong'a. Sané şimdi. Leroy Sané. Firpo ortaladı. Upamecano. Arthur'un önüne düştü. Messi. Reis. Frenkie de Jong, Virgil van Dijk. Atak devam ediyor. Bir türlü şu ataktan kurtulamadık. Reis verdi. Messi. Güzel pas. Sané. Griezmann attı. Atak bir türlü geçmedi. Yani Barcelona gol atana kadar atak devam etti. Ve golü yedik. Antoine Griezmann. Fark 1'e indi. Van Dijk neye el kaldırmış acaba, ben onu çok merak ediyorum şu an. El kaldırana kadar konsantre olsana oyuna. Cucurella verdi, Messi, Arthur, Frenkie de Jong. Güzel pas, yerde kaldı.
Ve Joe Felix atıldı. Yani bir daha izliyoruz. Abi bir daha izleyelim, evet. Kırmızılık hiçbir şey yok ya. Ronaldo oyundan çıktı 27 metre. Lionel Messi topun başında. Dakika 76. Messi vurdu. Direkten döndü. Dönen top. Out. Alfonso Davies verdi pasını Sadio Mane'ye. Şimdi Rodrigo Bentancur. Bentancur bekledi. Verdi pasını Dele Alli. Tekrar Bentancur. Bentancur. Güzel pas. Lautaro Martinez Ter Stegen çıkardı bu arada. Düşen adam topu sektirdi orada ya. Dele Alli. Martinez. Şimdi Bentancur. Güzel pas. Ter Stegen son anda yumrukladı. Firpo. Dakika 90. Firpo. Firpo. Önüne düştü De Jong'un ama saçmaladılar. Dele Alli. Vinicius Junior'a verdi pası. Vinicius. Güzel geçti. Vinicius. Pas. Dele Alli. Olmadı. Ve şampiyon Arsenal. Kupayı kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Artık Arsenal oluyor. Görüntüde Lautaro Martinez. Çok büyük bir başarı. Arsenal hak ettiği yere geldi. Takım görüntü de işte bu kadar. İşte bu kadar. Kupa törenindeyiz. Kaptanı bekliyoruz. Gel de kaldır şu kupayı. Van Dijk görüntü de o da geldikten sonra çok büyük katkı verdi takıma. Defansif anlamda ve kaptan Dele Alli. Kupa onun ellerinde. Ve şampiyon Arsenal. Serüvenin sonuna geliyoruz. Evet, Arsenal Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ligde 38 haftada 32 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 100 puanlı şampiyonuz. Community Shield'de bu sene Liverpool penaltılarda kazanmış. FA Cup'ta yarı finalde Manchester City'ye elenmişiz. Kupayı da onlar kazanmış. Karabağ Cup Arsenal'in. Manchester City 1-0'la geçmişiz. Takım ne yapmış? Leno 69 maça çıkmış, 31 maçta gol yememiş. Mane 69 maç, 44 gol, 13 asist. Martinez bu sene daha iyi oynamış. 36 gol, 9 asist. Pepe 34 gol, 14 asist. Ve Dele Alli 20 gol, 21 asistle müthiş performans sergilemişler. Ve Van Dijk stoperken 9 gol atmış. Çok ilginç. Ronaldo'dan daha fazla. Evet, videonun Arsenal Rebuild'ının sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.